Arkadaşlar merhabalar. İntegrale devam ediyoruz. İntegral alma kurallarıyla. Çok basit integral alma kuralı. Önce türevden yola çıkarak söyleyeyim. Şimdi bakın. 8'in türevi nedir? Tabii ki sıfırdır, değil mi? Aynı şekilde x'in türevi nedir? 1'dir. Dolayısıyla burada şunu anlayacağız. Bir kere integral sıfırın integrali nedir diye bir şey sormayacağız size. Neden? Çünkü her sayının integrali sıfırdır. Hangisi olduğunu bilemeyiz. O yüzden biz sabitin integralinden başlıyoruz. Ne demek o? Örnek size 2 çarpı dx'in integrali nedir diye soracağız. Buna cevap vereceğiz. Bunu da tersten şöyle düşünelim. X'in türevi nedir arkadaşlar? 1 değil mi? Diferansiyel kavramı da şuydu. Sadece yanına dx ekliyorum bakın. X'in diferansiyeli nedir dersem 1 değil de 1 çarpı dx diyoruz. Dolayısıyla o zaman tersten yaklaşamalı artık. Çünkü integral türevin tersiydi. 1 dx'in integrali de x diyeceğiz. Ama sadece ne arkadaşlar? Neyin türevi 1 bilemeyeceğimiz için yanına c'yi eklemeyi asla unutmuyoruz integral alırken. Sebep x artı 2'nin de integrali 1'dir. X artı 10 üzeri 1000'in de integrali 1'dir. Hangi sayının integralinin 1 olduğunu, pardon, türevi 1 olduğunu bilemeyeceğimiz için c'yi, sabiti yanına eklemeyi unutmayın. O zaman neymiş ilk kuralımız? Sabit bir sayının integraline bir x eklemek yeterli. Örnek 2'nin integrali nedir dersem 2x artı c diyeceğiz. 100'ün integrali nedir dersem 100x artı c diyeceksiniz. Eksi 3'ün integrali nedir dersem eksi 3x artı c. Yani sabitin integrali x'tir ama katsayısıyla birlikte bir de sabitiyle birlikte. Gelelim x üzeri n dx'in integraline. Burada da şunu hatırlayalım. Demin verdiğim bir örnek, daha doğrusu demin demeyeyim, bir önceki videoda. X karenin türevi 2x'tir. X karenin diferansiyeli de 2x dx'tir arkadaşlar. Böylece İntegralde de şunu söyleyeceğiz. Nasıl ki türevde üstü 1 arttırıyoruz. Katsayısını başa yazıyoruz. İntegralde de olay şu. Üstünü biraz arttırıyoruz artık. Şu yazdığımız katsayıyı geri başa bölüyoruz. Şu 2 zaten vardı, birbirini götürdü. Bakın gerçekten x kare artı c oldu. Bir örnek daha göstereyim size. Diyelim x küp dx. Bunun integrali nedir dedi bak. Üstünü 1 arttır. Arttırdığın şu üstü paydaya yaz. Böylece ne oldu? X üzeri 4 bölü 4. Gerçekten kontrol et bakalım. X üzeri 4 bölü 4'ün türevi x küp mü? Bakalım. X üzeri 4 bölü 4'ün türevi nedir? Üstünü bir azalt. O üstü de baş ekidir. Böylece gerçekten dörtler gitti. X küpe eşit oldu. Dolayısıyla kuralımız hakikaten böyle. Üstünü 1 arttır. Arttırdığın üstü paydaya yaz. Ama dediğim gibi c her zaman olmak zorunda. C integralin olmazsa olmazı burada. Dolayısıyla alttaki sorulara bir bakalım. İntegral dx nedir? Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok zannetmeyin. İlk videoda söylemiştim. D ile bunlar birbirini götürür. X'tir. Ya da zaten yazılmayan sayı 1'dir deyip katsayısını 1'in integrali nedir? X'tir. C'yi unutmuyoruz. Gördünüz mü? Burada bakın x dA demiş. O zaman artık değişkenimiz A olduğu için x sabit sayı hükmündedir. X'in yanına A'yı yazıyorum. C'yi yazmayı unutmuyorum bakın. O yüzden bu doğrudur. Bu ifadede. X üzeri 4 dx'in integrali. Üstünü 1 arttır ama arttırdığın üstü aşağıya yaz. O yüzden üçüncü ifade yanlış. Şurada bölü 5 olmak zorundaydı. X üzeri eksi 2'nin integrali. Bak ne yapacaksın? X'in üstünü 1 arttıracaksın. Eksi 1 oldu. Arttırdığın şu üstü paydaya yazdığına aynen böyle. Dördüncüsü doğrudur. Küp kök x'in integrali nedir dediği zaman önce bunu üstü sayıya çevireceksin. X üzeri 1 bölü 3. Sonra üstünü 1 arttır. 1 bölü 3 bir daha 4 bölü 3 yapar. Arttırdığını paydaya yaz. Böylece ters çevirince 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3 artı c olur. Böylece beşincisi de doğru. Dediğim gibi sabitin integrali x'tir. X'li bir ifadenin integralini alırken de üstü 1 arttırıp arttırdığımızı paydaya yazıyoruz. Bakalım şimdi.
x kök x dx'in integralinin eşitini bulunuz diyor. Hemen bakıyorum. X kök x neye eşit? X üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2 aslında. O zaman tabanları aynı. Üstleri topla. Haliyle üstü 1 arttırıyorum. 3 bölü 2 1 daha 5 bölü 2. Paydaya da aynı şeyi yazıyorum. Böylece 2 bölü 5 x üzeri 5 bölü 2 oldu sorunun cevabı. Bir de artı c'yi eklemeyi unutmuyoruz. Geldik diğer soruya. İntegral kök x bölü 3. dereceden kök x dx integrali. O zaman yukarısı x üzeri 1 bölü 2. Aşağısı x üzeri 1 bölü 3. Tabanları aynı ise üstleri çıkar. 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkarsa 1 bölü 6 olacak. Haliyle şimdi bizden x üzeri 1 bölü 6 dx'in integralini istiyor. O zaman üstünü 1 arttırıyorum bakın. Haliyle o da ne yapıyor? 5, 7 bölü 6. O zaman paydaya da 7 bölü 6 yazıyorum. Artı c'ye eklemeyi unutmuyorum. X üzeri 7 bölü 6 çarpı ters çevirince 6 bölü 7 artı c'dir bu sorunun da cevabı. İntegralde şu katsayıyı dışarı alma hakkınız var arkadaşlar. Ne demek istiyorum göstereyim. Örnek 3x'in integralini alacaksınız, tamam mı? Siz bu 3 yokmuş gibi davranıp x dx'in integralini alabilirsiniz. Yani 3 dışarıda durur. X'in integralini üstünü 1 arttır. Arttırdığını aşağıya yaz. Böylece cevabı 3 bölü x kare, 3 bölü 2x kare artı c diyebilirsiniz. Katsayıyı dışarı almanızda bir mahsur yok. Diğer taraftan da ayrı ayrı toplamları olan ifadelerin önünde böyle dx varsa integral sorduğu zaman ayrı ayrı integrallerini alabilirsiniz. Ne demek bu? X üzeri 4 artı 1 dx'in integralini x üzeri 4 dx artı 1 dx deyip istersen yapabilirsin. Yani x üzeri 5 bölü 5 öbürüne de x dersin, c'yi de en sonuna eklersin. Tamam mı? Bu şekilde söyleriz. Örnek 6x kare dx'in integrali şimdi. Katsayıyı dediğim gibi dışarıda tut. Sadece şunun integraline baktığın zaman üstünü 1 arttır. X üzeri 3 arttırdığını aşağıya yaz. C'yi unutma. Böylece 2x küp artı c oldu. Katsayı yani dışarıda durabilir. Çok da mühim değil demek istiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da 4x küp eksi 3x kare dx en sonunda var. Hepsini ayrı ayrı integral alabilirsin. Bunun integrali üstünü 1 arttırdım. Aşağıya katsayı yazdım. Sonra bunun integrali üstünü 1 arttırdım. Aşağıya yazdım. Böylece bunlar gitti. X üzeri 4 eksi x küp ama tabii ki c'yi eklemeyi unutmuyoruz. Evet, bu ifadenin integralini nasıl alacağız? Ona bakalım şimdi. Bir kere önce x eksi 1 ile x artı 1'i çarparım. X kare eksi 1. Sonra x kare artı 1. X üzeri 4 eksi 1 olur buradan da 2 kare farkıyla. Yani benden aslında x üzeri 4 eksi 1 dx'in integralini almamı istiyor. Haliyle x üzeri 5 bölü 5 eksi x artı c olacak. Birin integralinin x olduğuna dikkat edin. Sabitin integrali c'yi unutmuyoruz. Yani hangi şık oluyor? Denizli. Bakalım buraya. İntegralinin sonucu. Ne yapalım? Burada karışık gibi görünse de bak şunu ayrı ayrı yap. Bir kere kök x'i kök x'e bölersen 1'dir. Dördüncü dereceden kök x'i kök x'e bölersen de olur. Hemen onu kontrol edelim. Bir kere bunların ayrı ayrı integralleri 1 dx. Bir de şurası dördüncü dereceden kök x. Böyle olacak. Birisi x üzeri 1 bölü 4. Öbürü x üzeri 1 bölü 2. Tabanları aynı, üstleri çıkar. 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıkarsa eksi 1 bölü 4 olur. O zaman şimdi integral 1 dx direkt x. Sabitin integrali x. Sonra eksi üstünü 1 arttırıyorum. 3 bölü 4. Aşağıya aynısını yazıyorum. Böyle 3 bölü 4 oldu. O zaman c'yi de unutmayalım. X eksi 4 bölü 3 x üzeri 3 bölü 4. O da nedir? 4. dereceden kök x üzeri 3 diyebiliriz. Yani hangi şık oluyor? Edirne. Bu şekilde bu da. Burada da böyle bir soru var. İntegral kök x eksi 10 bölü kök x
Artı 10 artı kök x bölü kök x dx nedir? Şimdi dikkat ederseniz bunu ayrı ayrı yapabilirsiniz aslında ama soruda şöyle bir güzellik var. Bu sefer de ayrı parçaları birleştirerek yapalım. Dikkat ederseniz dx dx. O zaman kök x eksi 10 birleştireceğim. Niye birleştiriyorum? Paydalar aynı. Kök x pardon dx'ler aynı. Böyle. O zaman bak şu onlar birbirini götürdü. Ne geldi? 2 tane kök x bölü kök x dx. Aslında bu 2dx'in integralini sormuş bu soru bana. Böylece bu da 2x artı c olacak. Ne kadar kolay oldu gördüğünüz gibi. Bakalım. Y eşittir fx x kare eksi 3x artı 2 gx eşittir integral 2y dy olduğuna göre gx fonksiyonun ekstremum noktaların apsislerin toplamını bulunuz. Gx bakın y'ye göre integral. O zaman ne yapıyorum bakın? Üstünü 1 arttırıyorum. Aşağıya yazıyorum. Y kare artı c oldu gx. Gördüğünüz gibi. Sonra fx de neye eşitmiş? X kare eksi 3x artı 2. O zaman y gördüğüm yere artık x kare eksi 3x artı 2 artı c yazıyorum. Bu gx. Benden ne istiyor? Gx'in ekstremum noktalarını. O zaman ekstremum neydi? Türev almak demekti. 2x eksi 3. 2'nin türevi zaten 0. C'nin türevi 0. Bu da g üssü x oldu. Bunu hemen şu hatamı düzeltiyorum. Y kare dedik ya. Orada arkadaşlar y kare dedikten sonra şey yapmamışım. Şunu üstüne yazmamışım. 2'yi yazdım bakın üstüne. Şimdi türev alınca daha düzgün olacak. Çünkü ekstremum noktaları apsisleri toplamı diyor. Oradan fark ettim hatamı. Y gördüğüm yere x kare eksi 3x artı 2 yazdım. İkinci kuvvetini almayı unutmuşum. Şimdi türevini alıyorum düzgünce. 2'yi x kare eksi 3x artı 2. Sonra içinin türevi 2x eksi 3. Eşittir neye? G üssü x'e. Biz bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman neyi buluruz? Ekstremum noktaların apsislerini. Şimdi apsisler toplamı diyor ya hiç kökleri bulmana gerek yok. Buranın zaten apsisler toplamı eksi b bölü a'dan 3. Doğru mu? Sonra şuranın apsisi zaten sıfıra eşitlersen 3 bölü 2. O zaman topla 9 bölü 2 olacak. Hiç tek tek kökleri bulmana gerek yok. Bu arada x kare eksi 3 x artı 2'nin zaten dikkat ederseniz çarpanlara ayrıldığını görürsünüz. Yani hocam ben buradan anlamadım derseniz x eksi 2 çarpı x eksi 1 zaten buradan bir kök geliyor. Buradan bir kök geliyor. Al bak yine bizim bulduğumuz cevabı bulmuş oluyoruz. Bu şekilde güzel bir türev sorusu da olmuş oldu. F üssü x eşittir 2x eksi 3. F1 eşittir 3 olduğuna göre F0 değerini bulunuz. Bakın türev görünümlü hafif integral sorusu aynı zamanda C'nin önemine dair de bir soru olduğu için güzel bir sorudur bu. Şimdi bakın bir kere bize türevi verilmiş ifadenin fonksiyonun kendisi soruluyorsa tersine gideceksin. Çünkü türevi verilmiş ama fonksiyon soruluyor. O zaman hemen integral yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi hemen size burada bir uyarıda da bulunayım zaten. Artık soruda yeri gelmişken. İntegral f üssü x dx nedir dersek arkadaşlar fx artı c demektir aslında. Niye? Madem türev integralin tersi ya da integral türevin tersi o zaman türevi alınmış bir ifadenin geri integralini alırsınız. Fonksiyonun kendisini elde edersiniz ama burada bir c'yi unutmamak lazım. Çünkü sabitin türevi sıfır olduğu için kenarda durmalı o. Dolayısıyla her iki tarafın integralini alıyorum burada. Bak ne oluyor? Fx aslında 2x'in integralini böyle, 3'ün integrali böyle ama fonksiyonun ne olacağını bilemediğim için bir c'yi ekledim bakın gördünüz mü? Neyin türevi 2x eksi 3? Gerçekten şu ifadenin türevini al. 2x eksi 3 yapmıyor mu? İkiler de gitti burada bu arada. Sadeleşince. Bak x kare eksi 3x'in de türevi 2x eksi 3'tür. Ama x kare eksi 3x artı 7'nin de türevi mesela 2x eksi 3'tür. Orada hangisi olduğunu bilemeyeceğimiz için böylece c koyarak işi garanti altına alıyoruz. Peki ne işime yarayacak hocam orada c derseniz? F1 vermiş sana görüyor musun? Bak o zaman fonksiyon x kare eksi 3x artı c ise f1 yani 1 eksi 3 artı c 3'e eşit olduğundan c aslında neymiş?
eksi 2 at öbür tarafa 5. O zaman fonksiyon x kare eksi 3x artı 5 fonksiyonuymuş. F0'ı sorarsam ne olur? 0, 0. Demek ki F0 da 5'miş. Böylece bakın fonksiyonda ne sorarsa sorsun bulabiliriz. Gerçekten de x kare eksi 3x artı 5'in de türevi arkadaşlar gördüğünüz gibi 2x eksi 3. X kare eksi 3x'in de türevi 2x eksi 3. Ama doğrusu fonksiyonun demek ki x kare eksi 3x artı 5 olmasıymış. Bu şekilde soruları böyle arkadaşlar C'ye koyarak yapmamızın önemine dair güzel bir soru çözmüş oldum size. Yine devam edeceğiz. Bu örneği de göstereyim bakın size. F üssü x, fx fonksiyonun türevidir. F üssü x eşittir 3x kare eksi 6x artı 2 olduğuna göre f eksi 1 nedir demiş. Bakın yine aynı şekilde durumumuz. Fonksiyonun türevi verilip kendisi soruluyorsa o integral sorusudur. Burada bir nevi hani çaktırmadan her iki tarafın integralini alıyormuşuz gibi. F üssü x'in integraline fx deyin. Sonra şunun integraline 3x küp bölü 3 eksi 6x kare bölü 2 artı 2x artı c'yi unutmuyorum. Şunu diyebilirsiniz. Hocam bunun integralini alıyorsunuz ama buraya hiç c yazmıyorsunuz. Hiç mühim değil. Bir tarafa c yazmanız yeterli. Her iki tarafı birden c yazmayın. Çünkü o sabit her şeyin sabiti. Sağda da solda da ayrı ayrı sabit yazmanıza gerek yok. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Yani burada integral aldık böyle c'siz. Burada integral aldık c ile. Aslında o fx'in integralini anlatıyor. Güvenin böyle yapın. Bu şekilde en sona bir c yazdık. Her iki tarafın integralini alıp böylece bakın artık fonksiyona döndük. F0'da 2 verilmiş. 0, 0, 0 artı c. 2 ise aslında c neymiş? Bakın 2. O zaman f eksi 1. Şu 3'ler giderse eksi 1. 6 bölü 2 3. Bir de 1 var. Eksi 3. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. C'yi zaten 2 bulmuştuk. O zaman cevap gördüğünüz gibi böyle. Eksi 4 gelmiş oldu. Bakalım diğer soruda ne diyor? Fx eğrisinin eksi 1, 5 noktasındaki teğeti. Bu ne demek? Bir kere f eksi 1, 5 demek. Ben bu bilgileri hep kenara yazarım arkadaşlar. Siz de yazın. Sonra eksi 1'e 5 noktasındaki teğeti x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor da şuydu. Bu noktadaki türevi tanjant 135'e yani eksi 1 eşit. Bakın bu bilgiyi de söylemiş olun. Önemli. Yani şunun bir öyle bir eğri olduğunu düşünün. Eksi 1'e 5 noktasından geçiyor. Bir de buradaki teğeti yani böyle bir teğet doğrusu çizdiğimiz zaman x ekseniyle 135 derecelik eğim yapıyor. Yani sola yatık eğimi gerçekten negatif bir doğru. Tanjant 135'te eksi 1'de. Bu bilgiler ışığında ikinci türev bu gördüğünüz şey ikinci türev demekti. Y eşittir fx eğrisinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? 6x verilmiş bu arada şurası. Şimdi bir eğrinin y eksenini kestiği nokta nedir? X'e 0 ver demek. O zaman önce bu fonksiyonu bul demek istiyor yani sana. O zaman adım adım gidelim. Ben fx'e ulaşmak için önce şunun bir integralini alacağım. Bak ne olacak? F üssü x her iki tarafın integralini alıyoruz. Böyle düşünün artık alışın bu ifademe. Haliyle ne olur? 6x kare bölü 2 artı c. Böylece f üssü x de buradan ne geldi? X kare kat sayısı 3. 3x kare artı c. Ben c'yi nereden bulacağım? Sana bak soruda bilerek ne vermiş? F üssü eksi 1, eksi 1'e eşit. O zaman yaz. X gördüğün yere eksi 1'i. 3 artı c eksi 1. Yani c burada neymiş? Eksi 4. Demek ki f üssü x aslında 3x kare eksi 4'müş. O zaman fonksiyona ulaşmak için yine her iki tarafın integralini al. Fx 3x küp bölü 3 eksi 4x c ile karışmasın. Oraya bir d diyeyim şimdi sabit namına. Sana f eksi 1'de 5 verilmiş. Nereden anlıyoruz? Eksi 1'e 5 noktası eğrinin üstünde olduğu için denklemi sağlar. X eksi 1, y'si de 5 demektir. Böylece 3'ler gitti. Eksi 1 artı 4 d eşittir kaça? 5'e. D de buradan neymiş? 2'ymiş arkadaşlar. O zaman artık
Şunu söyleyebiliriz. Fonksiyon ne geldi? X küp. Şurada ya dikkat edin bakın. Üçler gitti. Eksi 4x d'yi dedi. Yani sabit de 2 bulduk. Artık y eksenini kestiği noktanın ordinatı demek. X'e 0 ver demek. 0 eksi 0 artı 2'den cevabımız 2 gelmiş oldu. Yandaki şekilde 3. dereceden y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. İntegral fx dx ax üzeri 4 bölü 4 eksi bx kare bölü 2 artı 24x olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Şu cevabı bir düzelteyim, orası eksi 28 olmayacak. Şimdi bir kere neydi? İntegrali alınan ifade sağdaki ifade ise o zaman türevi alınan ifade de içerisidir. Yani ne olmuş oluyor bu demek oluyor ki? Ax üzeri 4 bölü 4'ün türevi yani 4 ax küp bölü 4 eksi bx karenin türevi 2 bx bölü 2 artı 24 eşitmiş o zaman içeriye yani fx'e. Böylece ax küp eksi bx artı 24 eşittir fx olur arkadaşlar. Hemen burada şuna dikkat edeceğiz. Üçüncü dereceden bir fonksiyonun grafiği verilmiş bakın size. Eksi 3, eksi 1 ve 4'te x eksenini kestiğine göre bir a başkatsayı. Sonra x eksi eksi 3'ten x artı 3, x eksi eksi 1, x artı 1, x eksi 4 kökleri verilen bir polinomun denklemi böyle yazılıyordu arkadaşlar. İşte fonksiyonun denklemi. Şimdi artık neye bakacağız? 0 verdiğimiz zaman eksi 1 olmuş bakın. 3, 1, eksi 4. Denklem neye eşit olmuş? Eksi 1'e, gördünüz mü? Karelizemin çünkü. Şimdi o zaman ne olacak? A buradan 1 bölü 12 gelecek. Artık A'ya 1 bölü 12 diyebiliriz burada. Şimdi B'yi bulmak için ne yapacağım? X'li terimlerin katsayısına bakacağız. O zaman denklemi uzun uzun çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. A'yı 1 bölü 12 bulmuştuk. Başlangıçta dursun. X artı 3 çarpı x artı 1 ne yapar? X kare artı 4x artı 3 çarpı x eksi 4. Şimdi buradan x'in katsayısını bulalım. Bir kere önce x küpün katsayısını bulayım, pardon. X kare ile zaten x'i çarptığımız için direkt ne oldu? X küp bölü 12. Zaten A'yı 1 bölü 12 demiş olduk bakın. Sonra arkadaşlar x'in katsayısı yani b lazım bize. O zaman hemen onu halledelim. X'i nasıl elde ederim? 4x ile eksi 4'ü çarparız. Eksi 16x, 3 ile x'i çarparız. 3x, bir de burada tabii ki 1 bölü 12 var. Böylece eksi 13x bölü 12 eşit oldu. Eksi bx'e, b de buradan arkadaşlar 13 bölü 12 gelmiş oldu. A zaten neydi? 1 bölü 12. Toplamları da 14 bölü 12. Yani sadeleştirirsek 7 bölü 6. Bu videoda biraz boğazımdan rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın sesim için. Ama çok da fazla ertelememek için anlatmak istedim. Fx fonksiyonuna a eksi 2'ye 4 noktasından çizilen teğet eğimi 3 ve f'in ikinci türevi x 4 x eksi 1 olduğuna göre f4 değeri kaçtır diye sormuş. Bir kere o zaman şunları bir belirtelim. Birincisi arkadaşlar f eksi 2 4 demektir. Eksi 2'ye 4 noktasından çizilen teğet eğimi demiş. O zaman teğet eğimi de 3 olduğuna göre f üssü 3 yani f türev 3 neye eşit olacak? Pardon, f türev 3 diyoruz. Eksi 2 noktasından çizilmiş.
f türev eksi 2 de 3'e eşit olacak. Bu şekilde. Bizden f4'ü istiyor. O zaman ne yapacağız bakın? İkinci türevden ta fonksiyona kadar gideceğiz. İkinci türevden önce birinci türeve, sonra fonksiyona gitmenin yolu ne? Buradan buraya giderken türev. Türev gidiyorsak o zaman tersten integral integral. Eskiden şey gibi hani çarpımı yapıyorduk, sonra tersi bölümdür diyorduk. Toplamı yapıyorduk, çıkarma. Burada da f'den f türeve, f'in ikinci türevine giderken türev yapılıyorsa o zaman ikinci türevden birinci türeve, birinci türevden fonksiyona gitmenin yolu da integral almaktır. Dolayısıyla şurada böyle her iki tarafını integralini alırsak f'in türevi x eşittir 4x kare bölü 2 eksi sabitin türevi x artı c'yi unutmuyoruz. Buradan f türev eksi 2 3 verilmiş c'yi bulacağım bakın. F türev eksi 2 eksi 2'nin karesi 4 8 oldu. Artı 2 artı c 3 verilmiş. C buradan eksi 7 geldi. Demek ki fonksiyonun türevinin denklemi 2x kare eksi x eksi 7 oldu. Şimdi artık buradan da fonksiyona geçeceğiz. Yine her iki tarafın integralini alıyoruz böyle. Fx eşittir 2x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 eksi 7x artı c demeyelim de d diyelim karışmasın. Böylece f eksi 2 de 4'tü. 8 bölü 3 yani 16 bölü 3 ama eksi 16 bölü 3. Eksi 4 bölü 2'den 2 gelecek. Artı 14 artı d neye eşit? 4'e. D de buradan eksi 8 bölü 3 geliyor olması lazım. Uğraştırmayayım sizi işlemlerle. Buna göre f4'ü bulalım şimdi. Dikkatlice. F4 eşittir 2x küp bölü 3 yani 64 128 bölü 3. Sonra eksi 16 bölü 2 yani eksi 8 artı 4'müş zaten. Eksi 28 eksi 8 bölü 3. Buradan da cevap yanlış görmediysem 4 olması lazım. Bu şekilde bu soruyu da hallettik. Sadece sonunda işlem kalabalığı vardı. Onu hızlıca yazdım ben sadece. Yine integralden türeve, türevden sonra fonksiyonun kendisine gittiğimiz bir soru oldu. Bir ürünün marjinal maliyeti, maliyet fonksiyonun türevi olarak tanımlanmaktadır. Kendisi demiş bakın burada bir bilgi. Sınavda da böyle sorular sorabiliyorlar çünkü. X üretim miktarını göstermek üzere bir imalathanenin TL cinsinden marjinal maliyeti fx eşittir 6x kare artı 10x eksi 15 olarak tahmin edilmektedir. Bu üründen sadece bir tane üretmenin maliyeti 52 TL olduğuna göre 10 tane üretmenin maliyetini hesaplayınız diye gayet iyi bir soru. Çözmeye çalışalım bakalım. Burada şu ifade önemli bakın. Ürünün marjinal maliyeti maliyet fonksiyonunun türevi olarak tanımlanmaktadır. Yani maliyet x diyeyim anlamanız için. Maliyet x'in türevi marjinal maliyete eşit. Adam onu da sana vermiş. Bak ÖSYM'e de böyle sorabilir. Size kendi açıkladığı için Allah Allah bu ne demeyin biz böyle bir şey görmedik değil. Bakın normal yeni tarz bir soru. İlla hani yeni tarz diyorsunuz ya işte size yeni tarz soru. Açıkladığı bir durum var. Marjinal maliyet maliyetin türevi ise o zaman gerçekten maliyetin türevi marjinal maliyet denklemine eşit. Haliyle maliyeti bulmak için ne yapacağız? Her iki tarafın yine integralini alacağız. Maliyet denklemimiz neye eşit olmuş olacak? 6x kare. O zaman üstünü 1 arttır. 3'e böl. 1 arttır. Yine 2'ye böl. Eksi 15x sabitin türevi x ve artı c. Bir tanesinin maliyeti bize verilmiş. 52 TL. Yaz yerine x'e 1. Çünkü x üretim miktarını gösteriyormuş. O zaman 6 bölü 3, 2 artı 5, 10 bölü 2 eksi 15 artı c eşittir 52'den c ne geldi? 60.
O zaman artık şuradaki C yerine 60 yazalım. Ve 10 tanesinin maliyetini bulalım. 10'un kübü 1000. 2000 oldu şurası. Sonra 5 çarpı 100'den 500. Eksi 150, 15 çarpı 10 artı 60. Böylece 2410 TL'ymiş 10 tanesinin maliyeti. H(x) eşittir integral f üssü x gx artı integral g üssü x fx. Bu bize neyi hatırlatmalı? Bir kere dx dx olduğu için hemen sorunun başında bunları tek çatı altında toplayalım. Böyle bakın. Aslında bu soruda dikkatli olursanız şu ifade neydi? F çarpı gx'in türeviydi arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü niye? Birincinin türevi f'in türevi, ikincinin aynısı. İkincinin türevi g'nin türevi çarpı birincinin aynısı f. O zaman bu f çarpı g'nin türevidir. Daha hemen sorunun başında şunu söyleyebiliriz o zaman. Türevle integral birbirini götüreceği için bu nasıl çıkar dışarı? Fx çarpı gx artı c'yi tabii unutmayalım, tamam mı? Bu şekilde bakın hx böyle bir denkleme eşitmiş. Daha soru başlangıcında bunu görmeniz çok önemli. Güzel bir soru tipi olduğu için çözmek istedim. Bundan sonra f üssü x çarpı gx artı g üssü x çarpı fx'in integrali sorulursa aslında orada f çarpı g'nin cevabıdır mevzumuz. Onu hemen söyleyeyim. Görmeniz gerekiyor. Tersten yaklaştık. Neyin türevi? F üssü x, gx artı g üssü x, fx demeniz önemli burada. Dolayısıyla hx de fx çarpı gx artı c diye bir denkleme eşit. O zaman f2 çarpı g2 5 yazalım. H2 f2 çarpı g2 artı c. Zaten burası neye eşit verilmiş? 5. H2 neye eşit verilmiş? 3. Demek ki c neymiş? Eksi 2 bulduk. Hx aslında fx çarpı gx eksi 2 şeklinde bir denklem. H1'i soruyor yazalım yerine. H1 eşittir. F1 çarpı g1 eksi 2. F1 çarpı g1 4 olduğuna göre 4 eksi 2'den H1 2 geldi arkadaşlar. Bu güzel soruda bakın. Hemen bir soru tipi daha arkasından. Bunlar MEB'den güzel iki soru. Bizim için önemli sınav açısından da. Hx integral f üssü x bölü x dx eksi fx bölü x kare dx. Bakın ne olacak? Bu da bize güzel bir şeyi hatırlatmalı. Bir soruya bakın. Bence burada durdurun. Tam şurada. Şunun ne anlama geldiğini bir düşünün bakalım. Neyi hatırlatıyor size? Burada gerçekten durdurup bir görmenizi istiyorum. Sonra devam edin zaten anlatacağım. Şöyle bir şey yapalım. Fx bölü x'in türevini bir hatırlayın bakalım. F üssü x çarpı x eksi fx çarpı 1 bölü x karedir, değil mi? Bakın soruda aslında bu var. Şimdi paydalarını eşitlemek için dx'ler çünkü aynı. Paydalarını eşitlemek için burayı x kare yaparsam burayı bir x ile çarpmalıyım. Bakın ne oldu? İntegral f üssü x çarpı x bölü x kare eksi tek çatı altında toplayabilirim. Paydalarını eşitledim. Zaten ikisinde de dx var. Bakın şu gördüğünüz gibi gerçekten bunun türevi. O zaman integral neymiş aslında bu? Fx bölü x'in türevi çarpı dx. Zaten integralle türev birbirini götüreceği için artık şunu söyleyebiliriz. Fx bölü x artı c olur. Bu hx'e eşit. Yine aynı mantık sorudaki gibi. H2 yapalım o zaman. H2 eşittir. F2 bölü 2 artı c. Soruda burada H2'yi vermiş. Her iki tarafı 2'ye bölersek F2 artı 4 bölü 2 yapıyor. O zaman F2 bölü 2 artı 4 bölü 2'den 2. Her iki tarafı bakın burada 2'ye böldüm. Böylece bunlar gitti. C'ne geldi 2. Dolayısıyla h fonksiyonu aslında neymiş? Fx bölü x artı 2. O zaman f-1 de 5 olduğuna göre h-1. F-1 5'ti. 5 bölü eksi 1'den
Eksi 5 artı 2 daha eksi 3 geldi. H eksi 1 fonksiyonu. Güzel bir soru daha bakın. Bu iki soru arkadaşlar yaptığım şimdi çarpımın türevinin integrali ve bölümün türevinin integrali yine çarpımı ve bölümü verecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Önceden de söylediğim gibi bir şeyin türevinin integrali her zaman böyle olur. Onu da hatırlatayım. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Ki kullanıyoruz da gördüğünüz gibi. Şimdi artık son iki soruya doğru geliyoruz herhalde. Bakayım bir. Evet, son iki soru. Sonra diferansiyel kavramı ve güzel bir yer var. U harfi vererek yapacağımız işlemler, onlara geçeceğiz. Türevi f üssü x 2x eksi a olan fx fonksiyonun 2,8 noktasında bir yerel minimumu olduğuna göre, hatırlayalım eski bilgilerimiz, yerel minimum nedir? F'in türevi 2, 0'a eşittir. Bu birinci dikkat etmemiz gereken şey yerel minimum dediği için. Bir de kesinlikle f2 eşittir 8'de fonksiyonun üzerinde bir nokta olduğu için onu belirtmemiz lazım. Şimdi o zaman yine fonksiyonun türevi verilmiş, integral yapacağız ki fonksiyonun kendisine gelelim. O zaman fx eşittir 2x kare bölü 2 eksi ax artı c, bakın gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buradan da yola çıkarak neye bakarız? A'yı önce bir bulmalıydık, pardon, onu hemen bir yapayım. F üssü 2 0 olduğuna göre f üssü 2 eşittir 2 kere 2 4, 4 eksi a 0. A buradan 4. İlk onu bulmalıydık. Hemen yerine bir yazayım. Şimdi ikinci olarak burada da f2 8 olduğu için bakın şöyle. F2, 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8. 8 bölü 2 4. Eksi 8 artı c de bize 8 olarak verilmiş. O zaman c buradan ne geldi? 4. Pardon, 12, evet aynen. 12 gelmiş oldu. O zaman fonksiyon demek ki x kare eksi 4x artı 12 olduğundan f1 1 eksi 4 artı 12, 13 eksi 4'ten f1 9 olmuş oldu. Bu güzel sorunun çözümü. Son soru aslında demin yaptığım iki önceki soruya benziyor. Hemen hızlıca yapalım. Burası bakın çarpımın türevi. Hx eşittir integral fx artı x çarpı f üssü x. Hepsini bir çatı altında topladım. Fx çarpı 1 bir nevi yani. Yani bu da ne? Aslında neyi hatırlatmalı bize hemen? Xfx'in türevidir burası. Gördüğünüz gibi gerçekten deneyin. O zaman integralini aldığımız zaman bunlar birbirini götürür. C'yi unutmuyoruz. Xfx artı C olacak. H1 F1'e eşitmiş. F2 de 3'müş. O zaman yapalım. H1 eşittir 1 çarpı F1 artı c. Bunlar da giderse c'de 0 oldu. Demek ki fonksiyon direkt hx eşittir x çarpı fx şeklindeymiş. Böylece h2 eşittir 2 çarpı f2 ve 2 çarpı 3'ten cevap 6 oldu. Bu kısım gayet uzun sürdü ama dikkat ederseniz çok soru çeşidi çözdüm size arkadaşlar. İntegral alma ile ilgili ve aslında çaktırmadan türev tekrarı da yapmış olduk. Bununla ilgili uzun ama önemli bir kısımdı. Şimdi diğer bir önemli kısma geçeceğiz ama diğer videoda arkadaşlar, orada görüşmek üzere.